Türkiye'nin destek verdiği Libya ordusu karşısında yenilgiye uğrayan darbeci Hafter'in nerede olduğu merak konusu olurken, Hafter kaçtı mı soruları sorulmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Hafter'in Libya dışında, başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler var, dedi. Türkiye'nin Libya ordusuna destek vermesiyle 5 ayda elindeki birçok yeri kaybeden Hafter'den bir süredir ses çıkmıyor. Hafter'in alınan yenilgiler karşısında başka bir ülkeye gittiği dillendirilirken birçok kesim tarafından da Hafter'in kaçtığı söyleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en büyük güç haklı olmak, adalete uygun olmak. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Libya'nın tamamını temsil eden bir güçten bahsediyoruz. Bizim yaptıklarımız, çalışmalarımızın tamamı uluslararası hukuk temelinde gerçekleşmekte. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetin devletimize yaptığı bir davet var, bir mektup var Serraj'ın. Bizim Libyalı kardeşlerimizle 500 yıla yakın bir tarihimiz var. Ortak kültür, tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimizin problemlerine bigane kalmamız mümkün değildi. Burada haksız olan, darbeci olan, hukuka sığmayan, aldığı gayri hukuki desteklerle Hafter'in başarılı olma ihtimali zaten yoktu dedi. Hafter'in kendi başına bir güç olarak ortaya çıkmadığını ifade eden Akar, bir takım güçlerin kullandığı bir araç olarak bulunuyordu. Bunun geleceğini, kabiliyetini gördüler. Bu destek ortadan kalktıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin. Hatta teyide muhtaç bazı haberlere göre Hafter'in Libya dışında olduğu başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler arasında yer alıyor açıklaması yaptı.